Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir öğrenci iş direnci önemsiz, özdeş pillerle ve özdeş lambalarla kurduğu şekildeki devrede anahtarı kapatıp devreyi inceliyor. Buna göre öğrenci 5 tane yargı verilmiş, yargılarından hangileri yanlışır? Arkadaşlar, lambalar özdeş, yani dirençleri aynı. Bütün lambaların direncine R kadar desem, şu R, şu da R, Y'nin de direnci R kadar ve T'nin de direnci R kadar. Arkadaşlar, piller birbirine paralel bağlı. Elektrik akımı pilin artı ucundan başlar. Şuradan da gelen bir akım var ve şuradan da gelen bir akım var. Akım buraya gelince bir kısmı yukarıdan, bir kısmı aşağıdan yoluna devam eder. X ile Z birbirine paralel ve dirençler aynıysa, X'ten geçen akım I kadarsa, arkada Z'den de geçen akım I kadardır. I ondan, I bundan, Y'den geçen akım toplam 2 kadardır. Elektrik akımından meşhur formül ve eşittir I çarpı R ohm kanunu. Peki arkadaşlar, akımla direnci çarpınca lamba üzerindeki potansiyel fark bulunur. I çarpı R'den X'in voltu 1 volt. Zaten paralellikte voltlar birbirine eşit. X 1 volt kadarsa Z'nin üzerinde de 1 volt kadar düşer. 2 R'den dolayı Y'nin üzerine düşen gerilim 2 volt kadardır. Peki arkadaşlar, şu iki nokta arasındaki potansiyel fark Y 2 volt. Arkadaşlar, paraleller de bir tanesi dikkate alınır. Şurası 2 volt, burası da 1 volt. Toplam 3 volt kadardır. T lambası tek başına değerli olduğu için bunun gerilimi 3 volt kadardır. Peki direnci R kadarsa buradan geçen akım 3 I kadar olmalı ki 3 IR'den dolayı T'ye 3 volt düşün. Arkadaşlar, paralellerde voltlar birbirine eşittir. Burası 3 voltsa şu pilin geriliminde 3 volt kadar ve alttaki pilin geriliminde 3 volt kadardır. Peki anahtar üzerinden geçen toplam akım ne kadardır? 3'ü bundan, ki buradan da geçen akım toplam 2 kadardır. 3, 2 daha toplam 5'idir. 5 i akımının yarısı bundan, yarısı bundan geçer. 2,5 i bundan geçer ve alttaki pilden de 2,5 i akımı geçer. Buna göre hangisi yanlıştır? 1. X lambasını devreden çıkarırsak Z'nin parlaklığı artar, Y'ninki azalır. Arkadaşlar, X'i devreden çıkarınca şu Z ile Y artık birbirine seri bağlı olur. 3 voltu kardeş kardeş paylaşırlar. Z'nin 1,5 volt, Y'nin 1,5 volt olur. Z'nin voltu 1,5 volta çıkınca Z'nin parlaklığı artar. Y'nin parlaklığı 2 voltu 1,5 volta düşer. Y'nin parlaklığı azalır. Birinci ifademiz doğru. 2. Z lambasını devreden çıkarsa T'nin parlaklığı azalır. Arkadaşlar, Z'nin parlaklığını çıkarsa da paraleller de her kat kendisinden sorumludur. Yine T'ye düşen gerilim 3 volttur. T'nin parlaklığı değişmez. İkinci ifademiz yanlış. Biz yanlış arıyoruz. Peki 3. K pilini devreden çıkarırsak. Arkadaşlar, K pilini devreden çıkarırsak, arkadaşlar, yine iki nokta arasındaki potansiyel fark 3 volttur. Bir T'ye de 3 volt düşer. Şunları da aynı voltlar düşer. Volt, volt, 2 volt olur. Unutmayın, paralel pillerin gayesi daha uzun süre çalışması içindir. Yani bir pil 1 dakika ise 2 tane paralel pil 2 dakika 2 T süresi olur. K pilini devreden çıkarırsak lamba parlaklığının tamamı azalır. Tamamı değişmez arkadaşlar. Bu ifademiz de yanlış. L pilini devreden çıkarırsak. Arkadaşlar, L pilini devreden çıkarırsak lambaların yanma süreleri artar. Arkadaşlar, artık bütün elektrik akımı L pili devreden çıkınca K pilinden çıkar. Bundan çıkan akım artık 5'i olur. Akım arttıkça süre azalır. Hatta süre yarıya düşer. Bu ifademiz de yanlış. Ve 5. T lambasını devreden çıkarırsak. Arkadaşlar, T lambasını devreden çıkarırsak sadece buradan geçen akım değeri değişir ki sıfırlanır. Yukarıdaki X, Y, Z'nin parlaklığı değişmez. T lambası devrede çıkarsa X, Z'nin parlaklığı değişmez. Bu doğrudur. Peki arkadaşlar, T lambasını devreden çıkarınca buradan geçen akım artık olmayacağı için şuradan pillerden geçen akım değeri azalır. Akım değeri azaldıkça süre değeri artar. Evet arkadaşlar, hangileri yanlışır? 2, 3, 4 cevap şıkkımız E olur.